Kıymetli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Adıyaman Belediyesi, Ekin Basın Yayın Grubu ve Adıyaman Park AVM'nin ortaklaşa düzenlediği Adıyaman Kitap Günleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adıyaman Park AVM Genel Müdürü Abuzer Karaca'yı konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Belediye Başkanım, saygıdeğer Belediye Başkan Yardımcılarımız, aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Başkanımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken kıymetli yazarlarımıza da Adıyaman Park AVM ailesi olarak hoş geldin diyor, saygılarımı hepinize sunuyorum. Alışveriş merkezimiz 2018 yılında Adıyaman'a kapılarını açarken gerek vizyonu, gerek misyonu, gerek dekorasyon yapısıyla bölgenin incisi haline gelmiştir. Deprem yaralarını sarmak için bir an önce alışveriş merkezimizi faaliyete aldığımız Şubat ayı depreminden sonra hızlı bir şekilde ciddi bir taleple hizmete sunulmuştur. Öncelikle bu kitap fuarında emeği geçen saygıdeğer belediyemize ve belediye başkan yardımcılarımıza, Ekin Yayı grubuna ve çok kıymetli tekrar yazarlarımıza hepinize teşekkürler. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'yi konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. Evet sevgili çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli başkanları, dışarıdan bugün Adıyaman'ımıza gelen çok kıymetli misafirlerimiz, Sayın Hikmet Eraslan ve kıymetli işleri, Sayın Erdal Erzincan, halk müziğimizin duayen ismi ve ismini buradan sayamadığım kıymetli hemşerilerim, değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat'tan bu yana büyük zorluklarla boğuşuyoruz. Acılar yaşadık, acılarımızı kalbimize gömdük, kalanlar olarak hayata tutunmaya ve bu topraklarda yeniden birliği, kardeşliği inşa etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. 31 Mart seçimlerinden sonra göreve geldiğimiz saatten bu saate kadar hiç yorulmadan, hiç ara vermeden bütün ekibimizle, bütün arkadaşlarımızla Adıyaman'ı ayağa kaldırmak adına, Adıyaman'ın yaralarını sarmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Sizler için çalışmak, bu şehre hizmet etmek benim ve arkadaşlarım için büyük bir onur, büyük bir gurur kaynağı. Biz birlik beraberlik içerisinde hem şehrimizin fiziki şartlarını düzelteceğiz hem de yaralı kalpleri de onaracağız. Bugün sabah Adıyaman'da Sayın Eraslan ailesinin çok kıymetli bir desteğini gördük. Kültür merkezimizde, İl Halk Kütüphanemizde İtalyan ressamlarının birbirinden kıymetli resimlerinin bulunduğu bir resim sergisini birlikte açtık. Bizim için çok anlamlıydı, çok değerliydi. Bugün de yine belediyemizin ve AVM yönetimimizin destekleriyle, hemşehrimizin de katkısıyla bugün AVM'de kitap günlerimizin ilk açılışını yapacağız. Biz şuna inanıyoruz. Acılar, yaralar kültürle, sanatla, müzikle hafifler ve kalpleri, ruhlarımızın da tedavisi sanattır, kültürdür. Biz belediye olarak buna inanıyoruz ve bu doğrultuda da bir dizi etkinlik yaptık. Bugüne kadar çok sayıda konserler gerçekleştirdik. Mahallelerimizde yazlık sinemalarımızı kurduk. Çocuklarımız, ailelerimiz konteyner kentlerde, mahallelerimizde sinema etkinliklerle buluştu. Eriçay Parkımızda neredeyse her hafta güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Biz yaptıkça hemşehrilerimiz daha iyisini istiyorlar. Onlar istedikçe biz yapmaya devam edeceğiz. Bugün de bu güzel etkinliklerden bir tanesiyle bir arada, sizlerle bir arada oluyoruz. AVM'de belki ilktir,
ilk kez kitap günleri etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bugün biz Adıyaman'da okurlarımızın kitapla gerçekten haşır neşir olacak bütün hemşehrilerimiz için çok zengin bir kütüphaneyi bugün halkımızla sizlerle buluşturuyoruz. Bütün hemşehrilerimizi buradaki kitap günlerimize, buradaki yazarlarımızın kıymetli çalışmalarıyla buluşmaya davet ediyoruz. Birbirinden değerli yazarlarımız var. Gerçekten Türkiye'deki, bölgedeki bir takım sorunlara çözüm ortaya koyan, kendi fikirlerini, düşüncelerini sanattan edebiyata kadar, çocuk romanlarına kadar çok zengin bir kitap koleksiyonunu da Adıyamanlarımızın, hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gururunda yaşıyoruz. Bu etkinliklerimizden bir anlamlısı da yarın yine Eriçay Parkı'nda olacak. Sayın Erdal Erzincan hemşehrimiz yarın Eriçay Parkı'nda akşam sizlere çok güzel bir konserle huzurlarınızda olacak. Ona da teşekkür ediyoruz. Adıyaman'da dayanışma içinde bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Adıyaman 6 Şubat'tan sonra büyük bir dayanışmaya ev sahipliği yapıyor. Her kesimden, her görüşten, sanatçısından, edebiyatçısına kadar, hayırseverine kadar, sanayicisine kadar herkes Adıyaman halkıyla dayanışma içerisinde oluyor. Biz onlar bizim yanımızda oldukça da hızlı bir şekilde yaralarımızı sarıyoruz ve geleceğe daha umutla bakıyoruz. Buradan bir kez daha bütün Türkiye kamuoyuna çağrı yapıyoruz. Adıyaman'ın dayanışmaya ihtiyacı var. Adıyaman'ın desteğe ihtiyacı var. Sizler Adıyaman halkının yanında oldukça Adıyaman düştüğü yerden çok daha hızlı bir şekilde kalkacak. Buranın çocukları yarınlara umutla bakacak ve geleceğe dört elle sarılacaklardır. Onun için herkesi Adıyaman'la dayanışmaya bir kez daha davet ediyorum. İş insanlarını davet ediyorum. Turizmcileri davet ediyorum. Halkın sanatçılarını davet ediyorum. Herkesi Adıyaman'a bekliyoruz. Buyursunlar, misafirimiz olsunlar. Hiçbir şey yapmıyorlarsa bile bir selamları bile bizim için yeter. Bütün Türkiye'deki yüreği güzel insanlara Adıyaman Belediye Başkanı olarak şunu söylüyorum. Bu saate kadar yapmış olduğunuz bütün destekler için, bütün dayanışma için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da yapacağınız işler için biz sizlere gerçekten şükran borçlu olacağız. Ama şuna inanıyoruz. Birlik olursa, beraberlik olursa yaralar daha çabuk kabuk bağlar. Kentlerin travma yaşamış, acı yaşamış, evlatlarını toprağa kefensiz yatırmış bu topraklardaki insanların acısı hızlı bir şekilde hafifler ve bu topraklarda yeniden heyecan olur, yaşam olur. Biz bunun farkındayız. Yerel yönetim olarak, belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapacağız, daha güzellerini yapacağız. Önümüzdeki günlerde Sayın Eraslan ailesi, Hikmet Bey inşallah Adıyaman'da çok farklı bir bakış açısıyla Adıyaman'ın tarihini, kültürünü, güzelliklerini bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye gösterecek çok güzel bir çalışmayı da yaptı. Kısa süre içerisinde inşallah göreceksiniz. Hem ulusal televizyonlarda göreceksiniz, hem de bütün sosyal medya hesaplarında göreceksiniz. Sağ olsunlar. Depremden sonra da yanımızdaydı. Bugün de yanımızda, yarın da yanımızda olacak. Onu da sözünü aldık. Bir alkış alıyorum ben istiyorum sizden. Hikmet için, Hikmet Bey için. Yine bugün yanımızda gerçekten türkülerle, ya, sevdiği türkülerle, sazıyla, sözüyle hepimizin gönlünde taht kurmuş sevgili Erdal Erzincan da aramızda. Ona da bir alkış alalım kıymetli hemşehrilerim, sağ olsunlar. İşte biz bu şekilde yan yana durdukça, biz bu şekilde beraber oldukça daha hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Depremin acısını bir nebze unutacağız. Ben hepinizde gurur duyuyorum. Başkanımız olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bugün kıymetli yazarlarımız da aramızda. Onları da unutmadık. Sağ olsunlar, onlar da bugün Adıyaman halkıyla dayanışma için buradalar. Onlara da teşekkür ediyorum. Yazarlarımız için de bir alkış istiyorum sizlerden. Sağ olsunlar. Şimdi fazla sözü uzatmayacağım. Yapmış olduğumuz kitap günleri etkinliklerimizin ve yarın icra edeceğimiz konserimizin Adıyaman'ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gelişleri
bu etkinliklere sahip çıkmaya davet ediyorum. Bütün gençleri İl Halk Kütüphanesi'ndeki resim sergisini ziyaret etmeye davet ediyoruz. Ve biz yolumuza devam edeceğiz. Biz belediye olarak işimize bakacağız. Halkımıza hizmetin en iyisini yapacağız. Bir gün yaralar tam anlamıyla iyileşirse, bir gün bu şehrin altyapısı, üst yapısı bütün insanlarla birlikte hak ettiği yere gelirse, o zaman görevimizi yapmış kabul edeceğiz. O ortamı sağlamayıncaya kadar da bize durmak haram. Gece gündüz demeden çalışacağız. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Açılışımız, kitap günlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aramızda gerçekten çok kısa süre içerisinde bir abi kardeş ilişkimizin doğduğu Sayın Hikmet Eraslan ve kıymetli eşini buraya davet ediyorum. Onlar da size hitap edeceklerdir. Buyurun Hikmet Bey. İsterseniz hanımefendi de bir merhaba etsin mi? Merhaba. Merhaba herkese. Evet. Çok saygıdeğer Adıyamanlar, sevgili hemşehrilerim. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk, büyük gurur duyuyorum. Muhir Hatın, Serçavemin, Serseremin Hatın. Ben Doğu Beyazıt'tayım. Doğu Beyazıt'ta da bu tür aktiviteler yaptık. Konserler yaptık. Güzel sergiler yaptık. Burada da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin başka yerlerinde de yapacağız. Ama en çok ihtiyaç duyan yer Adıyaman. İlk gününden beri bütün olayları takip ediyoruz. Elimizden geldiğince bir şeylere derman olmaya çalışıyoruz. Başkanımız, Sayın Valimiz davet ettiler. Artık orayı başka bir evreden, müzikle, sanatla biraz daha şekillendirmemiz gerektiğini söylediler. Koşa koşa geldim. İyi ki de geldim. Ben buradaki siz değerli hemşerilerime en azından biraz olsun bu yaraları sarılması adına, biraz olsun ruhların tedavisi adına sanatın, müziğin ve de sporun çok değerli olduğuna inanıyorum. Bunlarla sizleri biraz olsun başka ruh haline getirebileceğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güzel etkinlikler ve iyilik iyiliği getirir felsefesiyle başka insanların da burada misyonu olacaktır, ona da inanıyorum. Bu tür şu anda kitap günleri festivaliniz var, açılışını yapıyoruz. Ve bunların devamını gerçekten çok diliyorum. Çünkü asıl bizim ihtiyacımız olan bu tür aktiviteler, bu çok sosyal faaliyetlerdir. Adıyamanımızı gerçekten çok seviyorum. Adıyamanımız için elimizden gelen her şeyi ardınıza koymayacağımızı bilmenizi istiyorum. Benim dışımda başka arkadaşların da bölgeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada olmaktan büyük mutluluk, büyük gurur duyuyorum. Teşekkürler. Hikmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli eşlerine teşekkür ediyoruz. Erdal Bey'i de bir davet edin. Belki onu da söyleyeceği. Hep türkü söylüyor ama bakalım burada bize ne diyecek. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok önemli. Hepimizin görevi burada olmamız lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında ilk yaptığı şey fabrika kurmak değil. İlk yaptığı şey konser salonları, tiyatro salonları. Burayla başladılar ayağa kalkmaya. Sanatın görevi böyle. Sanat en son olmamalı. En başta olmalı. Bizi ayağa kaldıracak şey, bizi bir arada tutan şey, işte ben kendi cephemden baktığımda, kendi yaptığım işten baktığımda üç telli bağlamayla biz bütün Anadolu bir arada olabiliyoruz. Çünkü o bağlamanın göğsünde hepimizin ortak anıları, ortak zevkleri, sevdaları, aşkları, dostlukları var. Bir tınıda bunların hepsini duyabiliyoruz ve yan yana gelebiliyoruz. Yan yana geldiğimizde iletişim başlıyor. İletişim başladığında birbirimizden güç alıyoruz ve ayağa kalkıyoruz. Yarınki konseri ben bu anlamda çok heyecanla bekliyorum bu buluşmayı. Ve devamında da şunun müjdesini vereyim. Burada bir bağlama kampı yapmak istiyorum gençlere. Çok güzel. Bunun tarihini belirleyip uygun bir dönemde bunu yapmayı planlıyorum.
Şimdiden heyecanlıyım yarın için. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Murat Bey, artık sözü size bırakıyorum. Kıymetli Başkanımız Abdurrahman Tütlere'ye, Dosya Dosya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan Bey'e, kıymetli sanatçımız Erdal Erzincan Bey'e ve siz katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Kitap günlerimiz başlamıştır. Standlarımızda yazarlarımız sizleri bekliyor. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Thank you.